Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki Canbaz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size kanki, etli nohut yapacak be. Canbaz. Olmuş kuzu gerdan. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Akşama amcam geliyor. Akşama, bu akşam amcam geliyor. Niye böyle giriş yaptım? Şimdi bereketli, kalabalık olacağız. Bereketli bir yemek yapmam lazım. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü, kudretli bir kadın vardır ya. Ben de bugün eşime yardımcı olacağım. Akşama madem misafir geliyor, amcamlar geliyor. Bu akşam kolay değil. Böyle kalabalık bir aile, kalabalık bir masa olacaksa o masanın vazgeçilmez bir yemeği var. Yani hep böyle şato bir yan yapacak halimiz yok ya. Bugün de Kanki Canbaz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size etli nohut yapacak be. Çok güzel bir nohut olacak ama aramızda kalsın. Belirli tiyolarla hemen anında şekil şemal yapacağız. Hiç uzatmıyoruz. Bugün nohut yapıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öptük. Onur Market'le emin adımlarla güçlü kudretli yürümeye devam. Yolculuk devam ediyor. Sürprizler devam ediyor. Dükkan sizin diyoruz Onur Market'te. Mutfak sizin diyoruz anlatılmaz lezzetlerde. Her hafta sonu şarkılar zaten sizin, alemin kralı Kral FM'de. Yürü bismillah, başladık işte. Onur Market'te dükkan sizin. Eyvallah, nohutlar burada. Bakın, akşamdan güzelce onları ne yaptım? Suya yatırdım, fokur fokur gazını attı. Efendime söyleyeyim, bu canım nohutlarımı az sonra süsleye püsleye güzelce nohut yemeğimi yapacağım arkadaşlar. Nohut deyip geçmeyin. Bakın, önemli tüyolar var. Onları yapar iseniz parmaklarını yedirirsiniz misafirlerinize, haberiniz olsun. Neyle başlayacağız? Etle başlayacağız. Olmazsa olmazımız. Etimizi döküm tavamızda. Böyle güzelce önce bir döküm tavanın altını yakalım. Döküm tavamızda mühürleye mühürleye kendi suyuyla önce bir haşlayacağız. Kendi suyuyla bir pişireceğiz. Ondan sonra mühürleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı şimdi kademe kademe göstereceğim size. Güzel altını yaktık. Şekil şemal belli. Hiç onun cızırdamasını, fokurdamasını beklemeyelim. Burada Onur Market'ten aldığımız arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bu bana özel değil. Bütün müşterilere özel. Hani bana şu kısmından verin ya da bana özel şöyle bir et verin yok. Gönül rahatlığıyla bakın gittik kuşbaşı. Şu kuşbaşıdan işte yarım kilo istiyoruz dedik. Nitekim kuşbaşı dana etimizi aldık ve tenceremizle buluşturduk. Ne yaptık arkadaşlar? Nohutumuzu yapmaya başladık Allah'ın izniyle. Dedikten sonra bunun işim bitti. Bunu gönderiyorum. Peki. Şimdi burada, evet burada güzel etlerim böyle hafif hafif mühürlenip ondan sonra suyunu salacak. O suyla da kendi kendine pişecek. Piştikten sonra ben bu tenceremi, evet döküm tenceremi yemeğimi yaparken kullanmayacağım. Neden? Sonuçta bu döküm tenceredeki nahiyeyi kullanır ve bu döküm tencereyle işleme devam edersem nohutta istediğim hani böyle nohut al beni al beni der o canım sosu olmaz. Yani böyle biraz nasıl diyeyim biraz kararır. Onun için etimi burada pişireceğim. Döküm tavamla vedalaşacağım. Ondan sonra işlemlerime bakır tavamla devam edeceğim arkadaşlar. Bakır ne diyorlardı Hakan onlar? Kazan. Evet. Antepliler bu canım tencerelere bakır kazan diyorlar dostlar arkadaşlar. Çünkü yayvan, tava değil. Bakır kazan. Dedik. İşte görüyorsunuz etler fışırdamaya başladı. Ben onun kapacığını kapatayım. O kendi kafasına göre takılsın. Kanki Canbaz diğer materyallerini hazırlamaya başlasın. Ne kullanacağız nohutumuzda? Olmazsa olmaz. Artık hani tek tek sayıyorum ama bilmeyenler için sayıyoruz. Şöyle güzel bir büyük böyle soyulmuş güzel bir beyaz soğanım var arkadaşlar. Bu soğanla başlayacağım. O soğanı güzelce doğradıktan sonra vakti zamanı geldiğinde güzelce bir ödüllendireceğim.
yemeğimi dedikten sonra böyle çok küçük küçük de olmasını istemiyorum. Ama böyle iri iri olmasını da istemiyorum, aramızda kalsın. Böyle bir şekil şemal yaptım. Evet. Şöyle iri iri. Bakın. İri iri. Aynı şekilde bir tane yeşil biberim var. Bir tane kırmızı kapya biberim var. Onları da aynı şekilde, evet aynı şekilde tıpkı soğanımı doğradığım gibi dostlar arkadaşlar iri iri doğrayacağım. Soğanlar hazır. Soğanlar şöyle dursun. Hadi bakalım. Hemen biberlerimle ilgilenmeye başlıyorum. Şu biberimi de içine alayım. Güzelce. Böyle bir tanelerini de atayım. Ne dedik? Soğanlarım da doğrandı. Ölçüsü belli. Biberlerimi de diri diri doğrayacağım arkadaşlar. Yani öyle çok böyle incecik olmasını istemiyorum. Biberlerimin nohutumda ben de buradayım demesini istiyorum. Tencereme bir ilgi alaka göstereyim. Bakalım ne alemde etimiz. Bir bakalım etimiz ne alemde. Oo, güzel. Güzel. Benim bunu göstermem lazım Hakan abiye. Bunu göstermezsem içim rahat etmez. Hacı abi. Bak. Etlere bak. Ne oldu bak. Öyle göstereyim. Bak bak. Bak etlere bak. Gördün. Hiçbir şey koymadık. Kendi suyuyla orada hafif hafif tıkır diyor abi. Hafif hafif tıkır diyor. Tabii ben bunu düşürmeyeyim. Tıkırdamaya devam ediyor orada. Kanki cambaz da yapacağı nohutun, nohut yemeğinin malzemelerini doğramaya devam ediyor arkadaşlar. Sırada yeşil biberimiz var. Yeşil biberimi de şöyle aldım. Böyle bir kestim abi. Şurasını alacağız. Burasını almamız lazım. Tamam, burayı da aldık. Bunda var mı? Bunda da varmış. Şöyle. Tamam. Bunu da aynı şekilde. Bakın onu hiç bölmedim. Yeşil biberlerimin ne dedim? Kırmızı biberlerimin. Ben de burayım, buradayım. Bu yemeğin içindeyim demesini istiyorum. Bu arada şov başladı. Benim şimdi susmam lazım. Evet, dinliyoruz. İşte bu aşkın sesi, muhabbetin sesi, verdiğiniz emeğin sesi. Adalar Bostancı, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Güzel, eyvallah. Sen tıkırda yavrum, tıkırda. Hani derler ya, kapı gıcırdısına oynarız. Bu sesi oynanır abi. O derece güzel bir ses. Ama ben bunu biraz aralayayım ya, Hakan abi. Bunu birazcık ben aralayayım, şöyle yapayım da. Sesimi boğmasın, arkada fon yaratmasın. Biberlerimi doğramaya devam ediyorum. Şimdi Hakan'la karar verdik. Şimdi bugün amcam geliyor, nohut yapıyorum. İnşallah. Hakan dedi ki, ya abi dedi, biz bir sürü yemek yaptık. İşte bu bizim nereden baksanız herhalde 80. yemeğimiz falan. Ya abi dedi, biz dedi gittiğimizde dedi Balkanlara bulaş yemeden olmaz deriz dedi. Abi bulaş yapmadık dedi. Hakan söz en kısa sürede gulaş yapıyoruz. Harika bir gulaş yapacağız. Gulaş ne? Şimdiden araştırabilirsiniz. Abi belki ben bu anonsu yapıyorum. Belki öncesinde gulaş yapmış ve sizlere yollamış, paylaşmış olabiliriz. Ya da bu yemekten sonra Allah izin verirse gulaş da yapacağız diye sözümüz olsun. Listemize gulaşı da ekledik. Gulaş da çok güzel bir Balkan yemeğidir. Yeşil biber hazır. Kırmızı biber hazır. Soğanlar hazır. Burada güzel şöyle 100 gram kadar, hatta 50 gram kadar çok güzel tereyağım var. Artı Antep'ten malum her yemekte söylüyorum güneşte kurutulmuş kırmızı acı biberim var dostlar arkadaşlar. Efendim bir daha bakayım şu et çağızıma. Şu et çağızıma bir daha bakayım. Güzel. Bu böyle kafasına göre suyunu saldı. Şimdi bu su gidecek. Evet bu su gidecek. Ondan sonra aşk kaldığımız yerden devam edecek. Biz bereket versin diyelim ve şu sese kulak verelim.
versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, bahsettiğim üzere etimiz kendi suyunda pişti. Bakın bu hatta geldi. Çok güzel. Kendi suyuna hiçbir şey katmadık. Tabii şimdi bunun ne yapılması lazım? Bakın bunun şöyle biraz bereket ayçiçek yağıyla ödüllendirilip bunun şöyle bir cızırdaması lazım. Yani bir toparlanması lazım arkadaşlar. Fazla değil. Şöyle. Tamam. Şimdi etler kendi suyuyla piştiyse, yağını attıysak ve cızırdama başladıysa olay hemen hemen bitti gibi. Hatta Hakan abi gel bak, bak etler ne hale geldi bak. Bak. Kavurduğumuz için Hakan abi şu anda kavurma işlemine geçtik. Et öyle güzel bir hale geldi ki. Bak Hakan, hatta sana şöyle yapayım Hakan abi. Bak. Etler bu hale geldi. Ne dedik? Biz bu tenceremizi kullanmayacağız yemeğimizi yaparken. Sadece döküm tenceremizde etimizle ilgilendik. Etimize gerekli ilgi alakayı gösterdik. Etimizin üzerinde şöyle bir mühür olsun istedik. Şimdi bunlar birkaç dakika daha dursun. Şöyle. Bu birkaç dakika daha dursun. Ondan sonra ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Etlerimi yine bu canım döküm tavada bekletip sonrasında, evet sonrasında, yalnız çok fena sıcakmış. Sonrasında bakır kazanımda işten başladığımda vakti zamanı gelince yine bu canım döküm tavamdan etlerimi alıp onların da dansa devam etmesini, iştirakini sağlayacağım. Şimdi bence yeter. Bunun altını kapattım arkadaşlar. Bu yeter. Şimdi ben bunu aldım, dediğim gibi şurada şöyle güzel bir istirahat etsin bu. Şöyle. Harika. Harika. Şimdi ben hemen kazanımı alayım. Öyle kazanım gelsin. Kazanım şuraya gelsin. Şimdi buna da azıcık. Bak azıcık ama. Var yok. Neden? Etim zaten yağlı. Zaten tereyağı kullanacağım. Azıcık. Bereket versin. Ayçiçek yağı, bereket. Bu kadar. Fazla değil. Ne yaptım? Gönderdim. Ne yapacak kanki Canbaz? Hemen soğanlarını cumburlop doğru kazanına yolladı. Şu anda soğanlar kazanda. Kazanlar, soğanlar cazırdıyor. Of 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 of. Şimdi izdombreki eskamara brejnaz zamanı. Biberler, evet biberler yerini alıyor. Biberler de yerini aldı. Çok güzel İsa, harika, süper. Süper İvan İsa. Evet ya, olay budur arkadaş ya. Bakırın farkı bu. Şimdi şunlar da biraz tıkırdasın. Bakın şu ana kadar kavururken de hiç böyle istemedim onların, ne diyeyim, böyle gevşemesini, bulaşmasını, böyle gevşemesini istemedim. Niye? Sonuçta nohut yapıyoruz abi, nohut. Nohut. Şimdi durur mu kanki? Durmaz. Biber salçası. Bre 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 bre. İki kaşık kadar biber salçası koyacağım ona. Kanki ne yapacak? Kanki hemen tereyağını alacak. Şöyle. İki kaşık tereyağı. Efendime söyleyeyim. Tereyağımı atar atmaz. Evet, tereyağımı atar atmaz. Hemen ne yapacağım? Bakın. Hani demiştim ya siz burada dinlenin diye. Şimdi tereyağı biraz kısmam lazım. Evet. Tereyağımı da atmışken, uf harika. Efendime söyleyeyim. Şuradan alayım ya. Şuradan şöyle mühürlediğim, evet mühürlediğim etlerimi, mükemmel koktu ya. Güzel fasulyemin içerisine attım abi. Fasulyemin içerisine attım. Fasulye diyorum ya. Gra dedik ya, aklımıza fasulye düştü. Eyvallah. Nohut yemeğimin içerisine güzel etlerimi de attım. Etler de harika. Şimdi bunlar da bir karışacak. Oh! Tereyağının da kokusu geldi. Efendim cızırtılar, cızırtılar, cızırtılar. Evet, şekil bu. Bir tur kanki bunu karıştırır.
Şöyle güzelce. Şimdi sırada ne var? Bugün amcama nohut yapıyorum. Akşam misafirliğe geliyor. Yasemin, nohutu ben yaptım, artık pilavı sen yaparsın. Kusura bakmayın, nohutu yapıp üstüne bir de pilav yapamam. Bak ne kadar uğraştım. Harika bir nohut yemeği yapıyor kanki Canbaz. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek nohutlarını hazırlamış olduğu mamullerle buluşturuyor. Hadi bakalım. Buyurun. Oh. Öyle. Evet, islaja süper. Şimdi gençler, bunu bir tur karıştıracağız tabii. İster istemez. Bir tur karıştırdıktan sonra yapmamız gereken şu aşamada, ama bakın şu aşamada, suyunu verdikten sonra değil. Şu aşamada ne yapacak kanki Canbaz? Şu aşamada hemencik önce tuz. Yalnız dünkü yaptığımız yemekte tuzu biraz fazla koymuşum. Harika bir tavuk yemeği yaptım. Neydi? Şıhı mahşi miydi? Sebzeli kokoşka. Evet, sebzeli kokoşka yaptım. Çok tuz atmışım. Bir de ayrıyetten acı, o niye çok tuzlu oldu biliyor musun? Sebze çeşnisi koyduk, onda da tuz vardı. Sebze çeşnisi kullandığımız zaman tuz atmayacağız acı. Bu bir kulağımıza küp olsun. Ben yine birazcık attım, içim rahat olsun dedikten sonra, efendim şurada bir tane nohut kalmış, ziyan olmasın. Karabiberimi de atıyorum. Şöyle güzel karabiberimi de attım. Karabiberi biraz fazla kullanacağım. Şimdi tuzu attık, karabiberi attık. Şimdi devreye ne girecek? Devreye kimyon girecek. Nerede benim kimyonum? Efendim, burada. Yalnız kimyonu çok azıcık atacağız, bakın. Çok azıcık. Bu kimyonu atma nedenimiz ne? Malum bazı arkadaşlarımızın mideleri hassas olabilir. Efendime söyleyeyim. Sonuçta gördüğünüz üzere bu canım nohut, fasulye, mercimek, barbunya, bunlar bazı arkadaşlarımızın midesinde ne yapıyor? Gaz yapıyor. İşte o gaz etkisini azaltmak için arkadaşlarım, o gaz etkisini azaltmak için ne yapıyor kanki Canbaz? Şiddetle tavsiye ediyor ve diyor ki yemeğinizin suyunu vermeden önce, evet yemeğinizin suyunu vermeden önce hemencik şöyle, bakın şu kadarcık, fazla değil, şu kadarcık kaşığımın ucunda, de çok değil, şu kadar kaşığın ucunda şu kadar kimyon atıyorum. Niye? Gaz olayını çözebilmek için. Dedim ılık suyum var. Ilık suyum var. Şimdi suyumu da dökeceğim. Ilıcacık suyum var. Bismillah. Döktüm. Nohutlarımın üzerini geçecek arkadaşlar. Evet. Geçti. Harika. Şimdi bunun ben şöyle bir renk almasını istiyorum. Nasıl bir renk? İşte o rengi verecek olan da az sonra, evet az sonra. Gerçi Yasemin koyma dedi ama nasıl olsa Yasemin yok. Dilediğim her şeyi koyabilirim. Efendime söyleyeyim. Hatta demeyeceğim de attım diye, bakalım fark edecek mi? Şurada benim tatlı toz kırmızı biberim var. Ondan da şöyle tık 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 tık. Biraz daha tık 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 tık. Ladıktan sonra kanki Canbaz bir tur daha attırıyor. Yalnız harika oldu be. Attırıyor. Tenceresinin kapağını kapatıyor. Başlıyor temizlik yapmaya. Yemeğim kaynıyor, buluşuyoruz. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim güzel etrafı paykladım. Nohutum kaynadı. Ağır kaynattım onu. De bak böyle fokur fokurdar. İnanmay mısınız? De bakın burada. Gel Hakan abi. Güstürürüm bak. Bak nasıl fokurdar bak. Ya. İşte bunu düdüklü tencerede yapsaydık bu hazzı, bu keyfi, bu görüntüyü alamayacaktık. Niye? Üstüne basa basa ne demişler? Tencere yemeği demişler ya. Tamam, düdüklü tencere büyük kolaylık ama yani
tencerede yapılan yemeğin lezzeti bir farklı oluyor. Efendim artık bunun altı kapanır. Bunun altı kapanır. Bu şöyle bir demlenir. Evet, bir demlenir şöyle. Kanki Canbaz hatırlatır ve der ki, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlılarımızın yanaklarından öpüyoruz. Akşam amcam gelecek, fazla bozmayacağım. Şöyle etsiz kısmından etler amcama kalsın. Şu etsiz kısmından böyle birazcık nohut, biraz da suyundan, bu bana yeter. Şöyle tekrar bir düzelttireyim. Bak şu etlere bak abi ya, şu etlere. O ete yaptığımız işlemin de çok büyük faktör bak. O ete, o ilk başta o işlemi yapmasaydık etler böyle istediğimiz kıvamda olmazdı. Bölük pörçük dağılırdı yemeğin içinde kaynarken, pişerken, ama etler dimdik, sıkı sıkı ama çok yakışı bir şekilde nohutumuzun içinde duruyor. Efendim, sağlıcakla kalın. Bugün nohut yaptık. Efendim, tadıyor kanki. Hakan, istiyorsun öylesin ama olmuş kuzu gerdan. İnanır mısın? Kuzu gerdan. Oka güzel, oka tatlı, o kadar yumuşacık. Bak. Şuna bak. Hay kardeşler, kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Bizi takip etmeye, kanalımıza abone olmaya, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeye, sağ taraftaki uyarı zilini açıp yeni videolarımızdan haberdar olmak üzere onu aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah zorunuzu kolay eylesin. Akşam amcam gelecek. Nohutu ben yaptım. Az önce de söyledim. Yine söyleyeyim, tekrar edeyim. Pilavı da Yasko yapacak. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.